Merhabalar, üretken tasarım eğitim serisinde bu dersimizde proje incelemesi ve üretimsel tasarımın adımları konularını inceleyeceğiz. Ve üretimsel tasarıma giriş yaparak ilk adımda Fusion 360 içerisinden nereden başlamamız gerekiyor ve adım adım hangi araçları kullanacağız bunlar üzerine biraz bilgi vermek istiyorum. Onun dışında kullanacağımız bütün araçlar aslında sadece bu proje için geçerli değil. Sizin kendi özel projeleriniz varsa mantık olarak aynı adımları izlediğinizde yine üretken tasarımla tasarımınızı elde etmiş olacaksınız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk adımda GE Bracket'ın destek tasarımının ilk halini, projenin herhangi bir yenilik yapılmadan ilk kullanılan halini 3 boyutlu olarak Fusion 360 içerisinde inceleyebiliriz. Şimdi bu tasarım gördüğünüz gibi içi dolu bir katı model ve bütün detaylarına bu proje üzerinden ulaşabiliyoruz. Herhangi bir ölçüm yapmak istersek measure üzerinden hatırlarsanız milimetre cinsinden bütün değerleri elde edebiliyorduk. Bunları katı model üzerinden kontrol edebiliriz. Peki G bracket için Fusion 360 içerisinde creative design modülünü nasıl gerçekleştirebiliriz? Şurada üretken tasarım örnekleri diye bütün Fusion 360'ta default olarak gelen bazı örnekler var. Generative Design Samples içine girdiğimizde burada G bracket yazan kısım aslında Generative Design çalıştırabileceğimiz tasarım olan kısım. Starting Shape G bracket ise şu an ekranda gördüğümüz ilk başta hazır olan tasarımın katı modeli. Eğer dilerseniz Ready to Generate dediğinizde Generate G bracket denilen kısım şu şekilde hazır adım adım tüm detayları yerleştirilmiş genetik dizayn çalıştırılmasına uygun tasarım olacaktır. Benim şimdi burada adım olarak bahsetmek istediğim bazı kısımlar var. Şimdi normalde starting shape dediğimiz kısım şurada eğer parçamızı tam olarak üzerine getirirsek gördüğünüz gibi sarı kısım başlangıç şeklimiz oluyor. Yeşil kısımlar preserve region olarak gerçekleştiriyor. İlk dersimizde bundan kısaca bahsetmiştik. Şu, şu, an detaylandırıyoruz. Yeşil kısımlar gördüğünüz gibi parçamız üzerinde, şu an hala hazırda olan parçamız üzerinde kesinlikle çıkarılmaması gereken noktalar. Çünkü gördüğünüz gibi şu kısımlardan belli kuvvetler uygulanıyor. Şu, şu kısımlardan parçamız sıkıştırılmış durumda, tut, tutulmuş durumda. Şurada incelediğimizde bakın buralar constraint dediğimiz sıkıştırma yerleri X Y Z'de kapatılmış. Ve aynı zamanda şurada da yük kısmı buraya biniyor. Projemiz dahilinde. Şimdi starting shape ile preserve region aslında kesişiyor. Peki bu kırmızı obstacle dediğimiz geometriler ne oluyor? Bu kısımlara da herhangi bir şekilde bunlar arasında bir üretim yaptığımızda bu kısımlarda bir katı model oluşturulmasın. Buralar çünkü kullanılması gereken yerler herhangi bir şekilde bu alanlarda yeni bir katı model oluşturma diye bilgisayarın algoritmasına bunu söylüyorum. Normalde şu sarı bölge içerisinden adım adım farklı yapılar oluşturarak, mesh yapıları oluşturarak burayı tamamlayabilirsin. Yani benim bilgisayara söylediğim şey starting shape olsun veya olmasın. Sarı bölge olsun veya olmasın. Yeşil kısımlardan birbirine tutunacak şekilde ve kırmızı kısımlara, tasarım alanlarına değmeyecek şekilde bana üretken bir tasarım oluştur diye generative design çalıştırıyorum. Ve explore dediğimizde en sonunda bunlar arasında bütün malzemelerin, üretimsel boyutların ve hacmin farklı farklı parametrelerin hesaplandığı bir tasarım getiriyor karşıma. Ve hepsinin de farklı bir tasarımsal yapısı oluyor. Bunlar arasında seçim yapıyoruz biz. Peki bunu daha öncesinde görme imkanımız var mı? Bakın şu Generate GE Bracket kısmında Starting Shape yok ama önemli değil. Starting Shape olduğundan başlangıçta o mesh yapısından başlayıp küçülterek gidiyor. Eğer olmazsa kendi kendine ön izleyerek şuradan yakın sayarak bunlar arasında bir tasarım oluşturuyor. Peki bunu incelemenin yolu var mı? Bakın şurada Previewer diye bir kısım var. Ekranda gördüğünüz gibi bir alt tekerlek bağlantısıyla şaft kısmıyla üst kısmı birleştirmek için bir çalıştırma yapmışlar ve gördüğünüz gibi preview olarak gösteriyor. Nasıl bir şey oluşacağı ile alakalı. Eğer biz de preview'a basarsak bilgisayar hızlı bir şekilde preserve geometriler arasında belli çalışmalar oluşturuyor. Ve bu ön izleme bize aslında nasıl bir çalışma olacağını göstermiş oluyor. Eğer tam olarak nasıl olacağını hayal edemezseniz Preview üzerinden bütün işlemlere başlamadan bulut sistemine üretken tasarımı başlatmadan önce bu şekilde bir yöntemle ön izlemesini görebiliriz. Bizim karşımıza gördüğünüz gibi kaba taslak böyle bir tasarım çıkacak diyor. Ve benim de tam olarak istediğim bu. Ve fark ettiğiniz gibi o sarı starting shape başlangıç şekline yakın o mantıkta ama gereksiz yerlerden katı modeller çıkarılmış. Şöyle yukarıdan baktığımızda bu şekilde tasarımımızı oluşturacak. Ve fark etmişsinizdir kırmızı bölgelerde herhangi bir şekilde bir tasarım oluşturamıyor. Zaten bunu istemiştik biz de. Şuradan baktığımızda bakın kırmızı bölgelere hiçbir şekilde katı oluşturmuyoruz. Ama yeşil kısımlar özellikle tasarımımızın içerisinde olacak kısımlar. Yani ilk adımda üretken tasarımla alakalı mantık olarak öğrenilmesi gereken bu üç kısım var. Preserve geometri olan tasarımımızın içerisinde yapmak istediğimiz tasarımın içerisinde olmasını istediğimiz ve yükün yani kuvvetin uygulandığı constraint dediğimiz x, y, z'de herhangi bir şekilde constraint dediğimiz sıkıştırdığımız kısımlar simülasyon için. Obstacle dediğimiz geometri ise herhangi bir şekilde tasarımımızı üzerinde o kısımlarda yeni bir katı model oluşturma. Tasarım üzerinde herhangi bir kısım oluşturma diyoruz. Starting shape de dilerseniz kullanabilirsiniz. Ama kullanmadan da rahatlıkla genetive design'ı çalıştırabiliyorsunuz. Bunların anlattığım bütün kısımlarını şurada sol kısımda ilk başta toggle learning panel diye başlattığımızda sağ kısımda bir öğrenme paneli çıkıyor. Ve bu anlattığım kısımlar aslında adım adım burada da inceleniyor. İlk adımda modelimizi çek edelim. Modelde herhangi bir editleme yapacaksak edit model diyoruz. Daha sonrasında edit model işlemi bittikten sonra preserve geometrileri seçiyoruz. Daha sonrasında obstacle geometrileri seçiyoruz. Ve bu şekilde eğer dilerseniz opsiyon olarak starting shape seçildikten sonra artık genetic design için gerekli olan kısımları adım adım ilerleyen derslerimizde inceleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.